gelecek. Bay Kemal. Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, seçimlere çok kısa bir süre kaldı ve Millet İttifakı çok güçlü bir şekilde gümbür gümbür seçimlere hazırlanıyor. Yanımızda Gelecek Partisi Yıldırım İlçe Başkanı var. Gelecek Partisi biliyorsunuz Millet İttifakı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden adaylarla bu ittifak içerisinde önemli bir Gelecek Partisi'nin önemli bir parti durumunda, konumunda. Buradan da Cemalettin Kani Torun aday ikinci sıradan. Dolayısıyla Ercan Sönmez Gelecek Partisi Yıldırım İlçe Başkanımızın çok emeği var, çalışıyor sahada ittifak adına. Biz hemen bu ikinci seçim ofisinin açılışı, bu açılışlarda seçim ofislerinde büyük emeği var. Sayın Başkan, Gelecek Partisi Millet İttifakı'nın adeta lokomotifi gibi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden adaylarınız var. Çok iyi çalışıyor Gelecek Partisi teşkilatları. Bunların başında siz geliyorsunuz. Neler söylemek istiyorsunuz? Öncelikle bugün açılışımızı ziyaretlerinizden dolayı, teşriflerinizden dolayı davetimize icabet ettiğiniz için Gelecek Partisi Yıldırım ilçe teşkilatları adına şükranlarımı sunarım. Bizleri televizyon ekranlarında izleyen kıymetli vatandaşlarımız, Bursalı hemşehrilerimize de en kalbi duygularımı, en içten kalbi duygularımla selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Evet, Millet İttifakı bu dönem inşallah 14 Mayıs'ta Cumhuriyetimizin demokrasi ile taşlandıracağımızdan emin olduğumuzu belirtmek isterim ve emin adımlarla seçimi güzel bir döneme, bu mevcut iktidarın kurmuş olduğu ucube sistemi kaldırmaya ve yeni Millet İttifakı kadrolarıyla ülkemizin, vatanımızın demokrasiyi, huzuru, refahı, eşitliği sağlayabilecek bir ortam oluşturacağından emin olmalarını belirtmek istiyorum değerli büyüğüm. Evet, bu ikinci seçim ofisi, dün de açılışınız vardı, bugün de var. Evet. Bu seçim ofisleri diğer mahallelerde, bölgelerde yine devam edecek mi? Seçime çok az bir zaman kaldı. Çok güzel konulara değindiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yıldırım kozmopolitik bir yapıya sahip olan bir ilçemiz. Aslında Yıldırım büyük bir şehir. 1 milyona yakın nüfusu olan, ortalama 460 bin seçmeni olan ve bu bölgeden en az 5 vekil adayının çıkabileceği bir bölge olduğu için ayrıca Yıldırım mimarinde, Yıldırım özelinde geçmiş seçimlerde AK Parti'nin kalesi olan ve zor süreçte bulunan bir bölge olması hasebiyle biz Millet İttifakı'nda bulunan öncelikle Cumhuriyet Halk Partimiz, akabinde Deva Partisi, Demokrat Partisi ve Gelecek Partisi 5 parti haricinde İyi Parti'nin de işte milletvekilliği adayları var. İyi Parti'nin milletvekili seçimlerinde kendi milletvekillerine tercih olacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 13. Cumhurbaşkanlık adayını da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirttiler. Ama İyi Parti haricinde 5 tane siyasi parti Yıldırım'da ve 2. bölgede İznik, İnegöl, Gürsu, Kelsel'de çalmadık kapı, tutmadık el, bırakmayarak insanlarla, vatandaşlarımıza bir araya geliyoruz. Milletvekili adaylarımızın kozmopolitik yapıya sahip olacak ve entegre olacak şekilde toplumda karşılığı olan bir ikinci bölge milletvekillerimiz var. Bundan dolayı geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yıldırım'da iki tane mevcut milletvekili olan siyasi partimizin Millet İttifakı'yla 5 siyasi partiyle bir araya gelip İnşallah ikinci bölgede en az 5 tane milletvekili çıkaracağımızı öngörüyorum. En kalbi duygularımla sizleri, ekranın başında olan kıymetli hemşehrilerimi, saygıları ve sevgilerimle, hürmetlerimi sunuyorum. Tekrarında tabii ki biz sahadayız, çalışıyoruz ama Millet İttifakı'nı destekleyen kıymetli hemşehrilerimiz, Bursalı ve Yıldırımlı hemşehrilerimizden tek bir istirhamımız olacak. Sadece oy kullanırken oylarımızı tabii ki sahip çıkacağız ama orada hemen oyumuzu kullanıp gitmememiz gerektiğini inancındayım. Orada oylarımızın sayımı yapılırken, orada ıslak imzalar atılana kadar
oylarımıza sahip çıkılmasını ve gözlemci olmalarını, gönüllü gözlemci olmalarını kendilerinden rica ediyorum. Memleketimizin, milletimizin ve cumhuriyetimizin inşallah 14 Mayıs'ta demokrasi ile taçlandıracağımızı öngörüyorum. Saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. İlginizden dolayı çok ama çok çok da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada açılışımız olacak inşallah. İlginizden dolayı ben Bursa Uludağ TV ailesine de çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Konunun başında söylemedim. Bugün Emekçiler Günü 1 Mayıs. Türkiye'de çalışan bütün emekçilerimizin parti teşkilatlarımıza, ofis açılışlarımıza emek veren emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs günü Emekçi Günü kutlu olsun diyorum. Saygılarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, şu anda Millet İttifakı'nın seçim ofislerinden birindeyiz. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Gelecek Partisi Politikalar İzleme Kurulu Başkanı, Millet İttifakı'nın bileşeni Gelecek Partisi biliyorsunuz. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Siyaseten ve bürokraside çok tecrübeli bir isimle birlikteyiz. Yaklaşan seçimleri, Millet İttifakı'nın seçim performansını ve beklentilerini Sayın Valim'e soracağız. Sayın Valim, sahada sizi de görüyoruz. Evet. Millet İttifakı 6 siyasi parti tek yürek, tek bilek çok iyi çalışıyorlar. Evet. Siz de Gelecek Partisi'nin politikalar izleme başkanı olarak, komite başkanı olarak siz de görüyorsunuz sahada çalışmaları. Evet. Performansları çalışan siyasi partilerin, sahadaki çalışan adayların siyasi olarak baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz tabloyu? Evet, bir kere sadece siyasilerde değil, halkta da büyük bir heyecan var. Halkta yıllar sonra tekrar güzel günleri görme heyecanı var. Bu kötü günlerden, kabustan uyanma arzusu var. Yani heyecan sadece milletvekili adaylarında, siyasilerde, bu işe gönül vermiş insanlarda değil, halk da büyük bir heyecan içinde. Siz de görüyorsunuz, sahada 6 siyasi parti sanki tek bir irade, tek bir yürek olarak çalışıyor. Şu anda aramızda Deva Partisi İl Başkanımız, Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, pek 6 partinin burada mensupları, yöneticileri var. Aynı gaye ile bundan 100 yıl önce de ülkemiz, devletimiz, milletimiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında sağcı, solcu, efendim dindar demeden herkes bir araya geldi ve Kuvayi Milliye Hareketi'ni başlattı. Bugün de aynı tehlikeyi, tehdidi, korkuyu yaşıyor. Bu birbirinden farklı 6 partinin bir araya geliş nedeni bu tehlikeyi gördüğünden, bu tehdidi gördüğündendir. Onun için muhakkak 14 Mayıs'ta bu başarılacaktır. 100 yıl sonra tekrar millet bütün unsurlarıyla bir amaç etrafında tek yürek mücadele ediyor. Umulmadık, umulanın daha üstünde bir netice alınacağına inanıyorum. Evet, Sayın Valim, Sayın Valim diyorum sevgili izleyicilerimiz. Programa girişte Sayın Valim'i politikalardan sorumlu, Gelecek Partisi'nin politikalardan sorumlu başkanı olduğunu söyledim ama Bursa'mıza da vali olarak hizmet etti Sayın İzzettin Küçük ve Bursa'mızı iyi bilen, iyi tanıyan, sahayı çok iyi bilen. Biz hep teşkilatlarla beraber Sayın Valim sizi sahada hep gördük seçimlerden, evet, önce aylarca, yıllarca. Şu an son 12-13 güne giriyoruz. Bursa'yı nasıl görüyorsunuz şu an? Bursa'da Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na karşı büyük bir farkla kazanacak. Onu söyleyeyim. Hem sayısal olarak, hem milletvekili sayısı olarak, hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı oy olarak. Bu her üçünde de büyük bir fark olacağına inanıyorum. Ya Türkiye büyük bir değişimin, dönüşümün eşiğinde. Bunu mahallede, dükkanda, çarşıda, pazarda, her yerde görüyorsunuz. 14 Mayıs'ta bu değişim talebi, arzusu, iradesi en net şekilde rakamlara, sayıya yansıyacaktır. 15 Mayıs sabahı Türkiye yeni bir ufka uyanacaktır. Umut dolu, refah dolu günlerin başlangıcına uyanacaktır. Bu değişim talebini çok sert, şiddetli biçimde her yerde siz de muhakkak müşahede ediyorsunuz. Ona inanıyorum ben yani. Evet.
Sayın Valim, değerli görüşleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Partinize ve ittifakınıza başarılar diliyorum. Uludağ TV olarak Bursa halkının vicdanını, sesini temsil ediyorsunuz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İl yöneticimiz İbrahim Bey, lütfen kimse gelir misiniz? İbrahim Bey. Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, şu anda Millet İttifakı'nın bir seçim ofisinin açılışındayız. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Gelecek Partisi Sözcüsü Sayın Serkan Özcan Bursa'ya seçim çalışmalarına, Millet İttifakı'nın çalışmalarına destek için Bursa'da. Hazır Bursa'da Serkan Özcan Başkan'ın bulmuşken en azından Bursa'yı sormak istiyoruz. Sayın Başkan, Millet İttifakı tek bilek tek yürek adeta konser çok iyi bir organizasyonla organize olmuş çalışıyor. Ve Türkiye'nin her yerinde gümbür gümbür geliyorlar. Siz de Gelecek Partisi olarak İttifak'ın en önemli partilerinden bir tanesisiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bu benim Bursa'da ikinci günüm. Biliyorsunuz Gelecek Partisi Genel Sekreteri abimiz Cemalettin Kani Torun Bursa'da ikinci bölgede, ikinci sıra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı. Ben kendisine hem de diğer Cumhuriyet Halk Partili vekillere destek olmak için geldim. İki gündür gördüğüm mesele, artık vatandaşın çok net bir değişim talebi var. Bu vatandaş bu sürecin artık böyle devam etmeyeceğini gayet iyi görmüş. Bursalıların da çok net bir biçimde bunu sokakta gösterdiğini, gittiğimiz sivil toplum kuruluşlarda gösterdiğini gördüm. Çok çok kalbim müsterih bir biçimde ayrılıyorum. İnşallah en kısa sürede bu seçimi atlatacak sonuçları göreceğiz ve belki de Türkiye'de son yılların en sürpriz sonuçlarından bir tanesini yaşayacağız diye düşünüyorum. Başkanım, Bursa'yı çok iyi gördüğünüz sözü. Bir de Türkiye'ye gelenini sorsak nasıl bir hava almışsınız? Şimdi seçimlerle ilgili olarak şeyde çok önde olduğumuzu düşünüyorum. Yani milletin artık bir değişim talebinin olduğunu görüyorum. Milletin kadrolarımızın liyakatini, donanımını, uzmanlığını beğendiğini çok net bir biçimde görüyorum. İnşallah önümüz açık olacak. Önümüz açık olacak. Türkiye'de de Bursa'da da büyük bir başarıya imza atacağız. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bursa'ya hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oh.
misafirler, değerli Bursalılar, Yıldırım halkı, Millet İttifakı partilerinin genel merkez yöneticileri, il ve ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları başkanları, üyeleri, temsilcileri, değerli vatandaşlar, seçim büromuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz. Aramızda çok kıymetli katılımcılarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili adayımız Cemalettin Kani Torun aramızda. Bursa Milletvekili adayımız Orhan Sarıbal aramızda. Birinci bölge milletvekili adayımız Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alparslan Yıldız aramızda. Bursa Milletvekili adayımız Tamer Dede aramızda. Aramızda çok kıymetli belediye başkanlarımız var. Kendilerini, isimlerini zikretmek istiyorum. Artvin Belediye Başkanımız Demirhan Elçin aramızda. Şavşat Belediye Başkanımız Nihat Acar aramızda. Ve Ardanuş Belediye Başkanımız Yıldırım Demir aramızda. Müstakbel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey aramızda. Artvinli Belediye Başkanlarımız bugün buraya Millet İttifakı'na destek vermek için geldiler. Kendilerini bir daha alkışlamanızı rica ediyorum. Gelecek Partisi Genel Merkezimizden çok kıymetli katılımcılarımız var. Kendileri de bize destek olmaya geldiler. Genel Başkan Yardımcımız, Parti Sözcümüz Serkan Özcan aramızda. Genel Başkan Yardımcımız, Ekonomi Politikaları Başkanımız Kerim Rota aramızda. Genel Başkan Yardımcımız, İletişim Başkanımız Mustafa Menta aramızda. İçişleri Politikaları İzleme Kurulu Başkanımız, Bursa Eski Valimiz İzzettin Küçük aramızda. Parti Yönetim Kurulu üyemiz Nuray Sağıroğlu aramızda. Deva Partisi İl Başkanı Serkan Özgöz aramızda. Gelecek Partisi İl Başkan Vekili Fuat Kadıoğlu aramızda. Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş aramızda. Gelecek Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Ercan Sönmez aramızda. İsmini zikretmediğimiz yöneticimiz varsa kusura bakmasın, hepsine hoş geldiniz diyoruz. Başkanlarımızın hepsine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Gelecek Partisi Yıldırım İlçe Başkanımız Ercan Sönmez'i kürsüye davet ediyorum. Yardımcılarım, kıymetli milletvekili adaylarımız, değerli misafirimiz olan değerli belediye başkanlarımız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Bozbey, ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız ve çok kıymetli il başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Maşallah, herhalde 10. SKM açılışını yaptık. Her gittiğimiz yer dolu, dop dolu. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz, kıymetli millet, Millet İttifakı'nın gönüldaşları, bugün 1 Mayıs Emekçiler Günü kutlu olsun. Sahada emek veren, çalışan, bayrak açan, gecesini gündüzünü milletin, Millet İttifakı'nın iktidarı için mücadele eden tüm emekçilerin emekçi günü kutlu olsun. Değerli hazırım, kıymetli misafirler, inşallah
14 Mayıs'ta Cumhuriyetimizi demokrasi ile taşlandıracağımıza emin adımlarla yürüyerek 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nda bulunan milletvekillerimizi iktidara taşıyacağımızdan emin olmanızı istiyorum. İnşallah hayırlısıyla başaracağız. Birleşe birleşe kazanacağız diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi Millet İttifakı milletvekili adayları adına konuşmasını yapmak üzere Cemalettin Kani torunu kürsüye davet ediyor. Affedersin. Önce Yıldırım İlçe Başkanımızı alalım. Buyurun, buyurun başkanım. Nihal Beşiktaş. Ya bugün zaten protokolün en başında konuşmam gerekirken en sonunda konuşturdular. O yüzden bir şey oldu, protokolde biraz aksama diyelim veya bir yanlışlık oldu diyelim ama sürekli iki dernekte de aynı şeyi yaşadık. Ben Cumhuriyet Halk Partisi adına sizleri Yıldırım İlçe Başkanlığı adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz dostlar. İsmi unutuldu, söylenmedi. Belki eksiklik oldu. Baran Güneş aramızda, İl Başkan Yardımcımız. Ve İl Kadın Kollarımız, İl Yönetimimiz aramızda. Hepsini selamlıyorum ben buradan. Mudanya İlçe Başkanımız Ömer Aydın aramızda. Onu da söyleyelim. Başka ismini unuttuğumuz dostlar lütfen bizi bağışlasınlar. Bağışlasınlar. Evet. Kemal Torun başkanım da burada. Çok özür dilerim. Kemal başkanım nerede? Burada mı? Kemal başkanım da. Kemal Torun başkanım da selamlıyorum. Evet sevgili dostlar. 14 Mayıs'a az bir zaman kaldı. 14 Mayıs'ta işte burada şu anda güneş o kadar güzel vuruyor ki o mesken sırtlarında doğan güneş önce Yıldırım'ı sonra Bursa'yı sonra Türkiye'yi aydınlatacak göreceksiniz. Bugün Artvin'den bize destek olmak için gelen çok değerli belediye başkanlarım burada. Kendilerine tekrar huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sayın başkanlarım. Hadi. Evet. Mevcut Cumhurbaşkanı bir başkanlık sistemi getirdi. Ve başkanlık sisteminde ben yıllarca yanımda da MHP'yi alacağım ve yıllarca yöneteceğim gibi düşünüyordu. Ama bir şeyi unutmuştu. Bu ülkede Kuvayi Milliye ruhunu unutmuştu. Şartlar ve koşullar gerektiği zaman bu ülkenin bütün unsurları bir araya geleceğini unutmuştu. Onu hesaplayamadı. Ve bu ülkede bu kötü gidişe itiraz eden 6 genel başkan, 6 genel başkanımıza da buradan selamlıyorum. İyi ki varlar, iyi ki bir araya gelmişler. Bu kötü gidişe dur demek için bir aradalar. Ve hesaplayamadılar. Önce belediyeleri kaybettiler. Onunla başladık. İnanın ki 14 Mayıs'ta kendisi de kaybedecek gidecek. Çünkü onu hesaplayamadı. Kurtuluş Savaşı'ndaki o birlikteliği, o bir araya gelmiş bütün unsurları gözden kaçırmıştı. Bir araya geldik ve şimdi 14 Mayıs gecesi bu ülkede yepyeni bir güneş doğacak. Cumhurbaşkanı, bu Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bunu kazanacak, göreceksiniz ama sadece onunla birlikte o kazanacak. Bu ülkede işçiler kazanacak. Bu ülkede emekçiler, yoksullar kazanacak. Atanamayan öğretmenler kazanacak. Bu ülkede yoksulluk yaşayan, ezilen, ötekileştirilen, bu ülkede öteki denilen hepimiz kazanacağız. Sizleri tekrar tekrar bugün burada olmanızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yıldırım kazanacak, Bursa kazanacak, Türkiye kazanacak diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Deva Partisi Mustafa Kemal Paşa İlçe Başkanı buradaymış. Özlem Bayatar kendisine hoş geldiniz diyoruz. Belediye Partisi Osman Bey İlçe Başkanımız da burada kendisine hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Millet İttifakı milletvekili adayları adına konuşmasını yapmak üzere Kale Torun'u kürsüye davet ediyorum. Çok değerli hemşerilerim. Çok değerli Yıldırım halkı, Bursalılar. Önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Başkanımızın da dediği gibi 14 Mayıs çok kritik bir tarih. 14 Mayıs'ta sadece bir seçim yapmayacağız. 14 Mayıs'ta ülkenin geleceğini oynayacağız. 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta ne yapılacak? Bir tarafta enkaz altında kalanlar, bir tarafta çadır satanlar var. 14 Mayıs'ta bu oylanacak. 14 Mayıs'ta evine soğan götüremeyenlerle uyduruk bir arabayı, kendi yapmadık, yurt dışında yaptıkları arabayı burada pazarlayanlar arasında bir seçim olacak. Aç insanların olduğu bir ülkede füze fırlattığı için övünen, Güney Kore misali övünen bir takım hükümet adamlarıyla insanlarımız, soğana, patatese muhtaç insanlarımız arasında bir seçim olacak. Yıllarca bizi şu ya da bu farklılıklarımızdan dolayı kutuplaştırdılar. Birbirine düşman ettiler. Millet İttifakı, altılı masa olarak başlayan Millet İttifakı, Türkiye'nin çok farklı geleneklerini bir araya getirdi. En önemlisi Türkiye'deki kutuplaşmayı sona erdirdi. Türkiye 14 Mayıs'ta bu kutuplaştırıcı siyasete karşı birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin hakim olduğu yeni bir iklime merhaba diyecek. Değerli kardeşlerim, sesimizde kısıldı bağırmakta. Kusura bakmayın. İnşallah 14 Mayıs'ta buradaki kalabalık, biliyorum hepiniz destek olacaksınız ama sizinki yetmiyor. Çevremizi, mahallemizi, dostlarımızı, akrabalarımızı, hepsini ikna edelim. 14 Mayıs'ta oy kullanmalı, ikna edelim. Bakın, çok değerli belediye başkanlarımız Artvin, Şavşat ve Ardanuş'tan kalktı, buraya kadar geldiler. Hemşehrilerimizi ikna etmek için. Onların bu fedakarlığı karşısında biz de mahallemizde komşularımıza gidip bu iktidarın gönderilmesi için gerekeni yapalım. Ben bu vesileyle bu toplantıya iştirak eden başta Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Müstakbel Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli milletvekili adayı arkadaşlarım, il ve ilçe başkanı, bütün Millet İttifakı'ndan il ve ilçe başkanı olan arkadaşlarıma, bütün dostlara selamlarımı söylüyorum. 14 Mayıs akşamı hep beraber kutlama yapıyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Milletvekili adayımız Canan Akın Erdem aramızdaymış. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Sayın Vekili böyle buyurun lütfen. Lütfen böyle buyurun. Belediye Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Serkan Özcan'ı kürsüye davet ediyoruz. Efendim, saygılar, sevgiler, hürmetler. İki gündür buradayım. Bugün bulunduğum her toplantı, dün de aslında aynı şekilde herkese söyledim. Kalbim, birazdan da ayrılacağım, İstanbul'a gideceğim. Kalbim müsteri ve mutlu bir biçimde ayrılıyorum. Çünkü ben Bursa'da değişimi gördüm. O yüzden kalbim rahat. Buraya gelmeden önce kafamda olan soru işaretlerinin hepsinin cevabını bulmuş bir biçimde gidiyorum. Bunda emeği geçen Cumhuriyet Halk Partili, Gelecek Partili, Deva Partili, Saadet Partili, Demokrat Partili, birlikte listede birlikte mücadele ettiğimiz bütün partili dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız iş öyle böyle bir iş değildir. Seçim kazanmak için değil, memleketi kurtarmak için çalışıyoruz. İçine girmiş olduğu bu karanlık tünelden, bu cendereden çıkarmak için çalışıyoruz. Eğer bugünkü seçim, yani 14 Mayıs'taki seçimlere sıradan bir seçim gibi bakarsak en büyük yanılgıyı yapmış oluruz. O yüzden ne kadar kalbim müsteri olursa olsun, son 9-10 günlük dönemde de bütün gayretimizle, az önce Kani Bey'in de söylediği gibi, henüz kararını vermemiş olanlar varsa lütfen kapı kapı gezip bu ülkenin varlık ve yokluk seçimi olduğunu onlara da anlatalım. Hepimizin Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, dindarıyla, seküleriyle,
bu ülkede eşit ve onurlu vatandaşlar olarak refah içinde yaşamak istediğimizi söyleyelim. Bunu yapmak için çok az bir zamanımız kaldı. İnşallah 14 Mayıs gecesinde hem Millet İttifakı'nı mecliste çok güçlü bir biçimde göndererek hem de 13. Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçerek bu görevi başarmış olacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Varlık ve yokluk seçimi olduğunu unutmadan 14 Mayıs sabahına kadar aynen devam. Sevgiler, saygılar. Hayırlı uğurlu olsun, alkışlarınızla. Geçin buranın ziyaret ve sizden içeriye davet ediyoruz. Buyurun. Çeviri ve Altyazı M.K.